Hadi çocuklar, sol tarafa. Yürüyün çocuklar, bindirin çocuklar. Geliyoruz. Bekle, sağa at. Barış alıcı. Barış, at çalımı. Vur plaseyi. Barış, sol ayağıyla. Olmadı, olmadı, olmadı. Maalesef Barış'ın sol ayağıyla denediği plase de out'a gitti. Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te FIFA 19 Devler Ligi maceramız başlıyor. FIFA 17'de yaptığımız Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın en değerli oyuncularının içinde bulunduğu İstanbul United adlı kulübümüzle dünyanın en zor 23 takımına karşı mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin, bu turnuvanın adı Devler Ligi olacak. Takımları dizdim. En değerli oyuncularımızı aldım ama bu sene öyle kötü bir sene ki çok da fazla bir şey beklemek doğru olur mu bilmiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bu sene gerçekten tel tel dökülüyor. Bakalım oyunun en zor zorluk derecesinde, en zor, dünyanın bize göre belirlediğimiz en zor 23 takımına karşı bu ligde mücadele edeceğiz. Takımları sizlerle beraber seçeceğim ama ondan önce Kırmızı Kep kanalına abone olmayı ve aboneyseniz de şu çana basıp bildirimleri açmayı unutmayınız. 23 bölümlük bir seri olacak. Her bölümde bir maç yapacağız. Bol heyecanlı, bol spikerli, bol coşkulu. Umarım siz de bu seriyi takip edersiniz. Evet, takımları ekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni geçelim. Almanya'dan Bayern Münih bu turnuvada mücadele edecek diğer bir takımımız olsun. Her seferinde böyle tekrar Almanya'ya gelmek sıkıntı bir iş ama. O zaman ben seçeyim, yorumlaşalım. Evet, uzun uğraşlar sonunda ayarladım ve 24 takımlık ligimiz artık hazır. Ajax, Arsenal, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, İstanbul United, Barcelona, Bayern Münih, Porto, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Olympiakos, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Real Madrid, River Plate, Roma, Shakhtar Donetsk, Benfica ve Tottenham. Mutlaka bunlardan daha güçlü takımlar da var. Mesela Olympiakos'tan, River Plate'den, Benfica'dan ama biz, lig biraz şekillensin, dünyanın her ülkesinden, hemen hemen her bölgesinden bir takım olsun diye böyle bir lig ayarlamaya karar verdik. Artık başlıyoruz. Tek maçlık olacak. Biliyorsunuz FIFA 17'de iki maçlık rövanş şeklinde ayarlamıştım. 30 bölümden sonra devam ettiremedim ve FIFA 18 çıktı. O yüzden her takımla bir kere oynamak mantıklı. İlk maçımızda Real Madrid'e karşı oynayacağız İstanbul'da. 6 dakika olacak maçlar ve efsanevi seçkin. Bu da ilk defa seçkin herhalde offline moda geldi. Önceden Ultimate Team'in içerisinde olurdu. Seçkin'e karşı oynarsak çok 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 zor olabilir. Real Madrid'e karşı seçkin zorluk derecesinde mi başlasak, ne yapsak? Yorumlarınızı bekliyorum ve sizin bu seriye katılmanızı istiyorum arkadaşlar. Her maçtan sonra maçın oyuncusunu seçmenizi ve bir sonraki maçta hangi oyuncuyu sahada görmek istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Bunu yazarsanız serinin gidişatı çok daha güzel olacak, çok daha keyifli olacak. Topu da gerçek futbol topu seçelim. Evet, Tsubasa topu seçelim. Oyunuzu normal, biz bir efsanevi zorluk derecesinde başlayalım duruma göre. Ya da şöyle bir challenge mı olsun? Efsanevi zorluk derecesinde kazandığımız maçlardan sonra bir sonraki haftaya seçkin çıkalım. Eğer seçkinde kaybedersek efsaneviye düşürelim. Bu güzel olabilir. Efsaneviyi kazanırsak bir sonraki haftaya seçkin. Seçkini kazanırsak bir sonraki haftaya bir kere daha seçkin. Ne zaman kaybedersek bir sonraki hafta tekrar efsaneviye düşürürüz. Bu da güzel olabilir, evet. Spiker'i kapatacağız çünkü spiker artık Burak Şener, bir Türk spiker. Biliyorsunuz her maçı da biz böyle coşkulu olsun diye anlatıyoruz. Puan durumunu görüntüye getirecek olursak çok zor maçlar olacak. İstanbul United ilk maçta Real Madrid'e karşı oynayacak ve ilk 11'imiz bu maçta kalede Mustera. Defansta Vida ve Şikirtel. Sol tarafta Nagatomo, Mariano. Ortada Medel, Fernando. Ofansif orta sahada Laiç. Solda Valbuena. Forvet'te Slimani. Bu sene gol atamayan, bir gol atan Slimani. Bakalım İstanbul United'da gol atabilecek mi? Sağ tarafta da Quaresma. Yedeklerde de dünya kadar oyuncu var ama hepsi 75-78 civarında gidip geliyor. Bakalım neler olacak. İlk maçımızda Real Madrid'e karşı sahadayız. Hadi çocuklar, hadi İstanbul United bizim için güzel bir maç olsun. Şunu da taktiksel değil de eski savunma sistemi oynayacağım. Offline'e karşı biraz daha bizim için faydalı olabilir.
biz beyaz formayla sahada olalım. İlk maçımızda beyaz formayla, Real Madrid'de siyah formayla sahada olsun. Oyun ayarlarında her şey hazır. 6 dakika, akşam saat 8, 12 Ağustos 2018 ve büyük maç başlıyor. Evet, bu büyük maç başlıyor. İlk maçımız Vodafone Arena'da olsun. Her maçta bu değişsin. İlk maçımızı... değiştirebilir miydik acaba stadımızı? Stadımızı değiştirebilir miydik bilmiyorum ama umarım coşkulu bir atmosfer olur. Hadi bakalım. Real Madrid İstanbul United maçı başlıyor. Dikkat çeken oyuncu Real Madrid'de 10 numara Luka Modric ve kalecimiz Muslera'da görüntüye geldi. Haydi çocuklar, büyük bir coşkuyla bu maça başlıyoruz. Şans bizden yana olsun. Futbol sezonumuz başlasın. Hepinize başarılar. Nagatomo, Martin Şikirtel. Dünyanın en zor ligi bu. 3 puan ve 1 puan almak bizim için bu maçta yeterli olabilir. Quaresma sağ taraftan bindirdi. Ricardo Quaresma pası verdi. Slimani'ye geriye çıkaracağız. Fernando şut pozisyonu arıyoruz. Valbuena soldan bindiren Nagatomo var. Nagatomo sol ayağında ortayı yaptı. İçeriye doğru. Atak devam edecek. Medel bir orta daha gelir mi? Orta yaptık. Quaresma kafayla indiremedi ve Real Madrid'in hata başlıyor. Mariano sol tarafa. Mükemmel müdahale Mariano'dan. Harikasınız çocuklar. Martin Şikirtel. Maçlarda bazı yerleri keseceğim. Soluk aldığım yerler olacak onlar. Valbuena bindiren Nagatomo'ya verdi. Nagatomo içeride iki oyuncumuz var. Orta yaptı. Quaresma dışarıya. Müthiş başladık. Dakika 7. Nagatomo'nun ortası. Quaresma'nın kafası. Defanstan önce sarktık fakat top out'a gitti. Efsanevi zorluk derecesi sanki bize karşı çok fazla mücadele etmiyor gibi şu dakikada. Ama oyunun dinamiklerine bakacak olursak delirdikleri anda onların ayağından top almamız imkansız olabilir. Vida, Fernando, geliyoruz Mariano. Tekrar Ricardo Quaresma'ya çalım denecek. Quaresma girer mi? Sanchez araya girdi. Mariano dakikalar 11. İçeride bir kişi var sadece. Orta yapıldı. Nagatomo indirdi. Aman çocuklar. Vida uzaklaştırdı. Topun düştüğü yerde biz varız ama topu kazanmak çok zor oldu. İyi paslaşmalar Mariano hata kaldırıyor bizi. Hadi bakalım Quaresma. Laiç. Laiç'ten de hediye geldi. Paslaştıklarını görebiliyoruz. O yüzden biz de atak yaptığımız pozisyonlarda golü bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Hızlı çıkabilir miyiz? Ortaya doğru. Slimani. Sağ tarafta Quaresma boş ama Mariano'ya doğru. Mariano tekrar Quaresma'ya oynadı. Ricardo Quaresma. Offside yok. Yerden orta yapacak. Yerden kesti. Korneri Carvajal. Müthiş geldik işte. Tribünlerdeki Meksika dalgasını görüyorsunuz. Çok güzel hareketler bunlar futbol için. İlk 15 dakikada baskılı oynayan taraf biziz. Ricardo Quaresma. İçeride İslam Slimani var. Ortayı yapacak. Quaresma korneri kullandı. Slimani'ye doğru geldi ama iki kişi uzaklaştırdı. Medel. Vida. Hazırlık pasları yapıyoruz. Mariano. Fernando tekrar sağ tarafa doğru. Laiç. Laiç. Bir çalım denedi. Laiç girdi içeriye. Pası verdi. Vur bunu, bitir bu işi. Slimani golü kaçırdı. Müthiş geldik ama gol olmadı. Medel hatamız devam ediyor. Medel solda sağda boşluk vardı. Ah olmadı Medel, yanlış yere. Mariano. Lucas Nagatomo araya girdi. Bravo Nagatomo. Valbuena. Valbuena. Topla çok oynamadı. Medel. Pası verdi Fernando'ya. Fernando'dan inanılmaz hatalı bir top. Yanlış yere gitti. Dikkat etmeliyiz. Bir kontra atak olabilir. Sağda müthiş bir boşluk var. Alın bu topu. İki kişi kapattık. Harikasınız. Tribünlerin tezahüratıyla beraber bu topu kazandık. Mariano sol tarafa doğru. Harika bir yere. Slimani indirecek. Javi Sanchez araya girdi. Basın. Basın. 2-3 kişi pres yapmamız lazım. Bu takımın hocası da Burak Şener olsun. Martin Şikirtel. Şikirtel, Valbuena, Valbuena iyi paslaştık. Geliyoruz çocuklar, yine Quaresma'nın kanadından gidiyoruz. En etkili olduğumuz bölge Quaresma'nın kanadı oldu. Quaresma içeriye doğru girecek. Quaresma yine orta yapıyoruz. Arka direğe doğru. Gidişle bir şut dışarıya. Medel. Geri Medel, out attı. Maçın oyuncusunu sizler seçeceksiniz ve bir sonraki maçta da sahada görmek istediğiniz oyuncuyu yorumlara mutlaka yazın. En çok yorum alan oyuncu, en çok beğeni alan oyuncu bir sonraki maçta ne olursa olsun kadroya dahil edilecek. Geliyor Real Madrid. İyi paslaştılar. Ceza sahası içinde iyi paslaştılar. Golü yedik zannettim. Çok dikkatli olmak lazım. Muslera takım arkadaşlarına kızıyor. Luka Modric sol ayağıyla, evet Muslera müthiş bir kurtarışa imza atmış. Golü yersek toparlamamız çok zor olabilir. O yüzden dikkatimizi
Vermeliyiz maça. Hadi çocuklar. Bravo Şikritel. Taraftarların da desteği var. Casemiro. İyi paslaştılar. Carvajal. Tek toplarla geliyorlar. Ceza sahası içine geldi şimdi. İçinden geçti oyuncunun. Alacağız bu topu. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Çok tedirginim, çok korkuyorum. Dakikalar 32 oldu. Spikerlik tabiriyle maçın 3'te 1'lik bölümünü geride bıraktık. Vida. Martin Şikirtel. Geri Medel. Medel, Fernando yine sağ taraftan geliyoruz. Valbuena bu duruma isyan etti. Biraz da soldan oynayın diyor. Bakalım sola doğru gidecek miyiz? Medel. Sola. Valbuena. Nagatomo bindir oğlum. Yürü bindir Nagatomo. Nagatomo soldan bindirdi. Galatasaray'ın Japon sol beki ortayı yaptı. Yaptığı yerde kimse yok. Topun düştüğü yerde kimse yok. Junior. Aldık topu. Aldık topu. Hadi çocuklar. Ricardo Quaresma. Slimani. Slimani tekrar Quaresma'ya. Quaresma ceza sahası içinde. Ortayı yaptı. Slimani'ye gelmedi. Yanlış tercih oldu belki de. Vasquez'de çıkıyor Real Madrid. Sağ taraf boş. Geliyorlar. İyi paslaşıyorlar. Yine sol tarafımız boşluk. İçeride Şikirtel'in bıraktığı bir oyuncu var. Bakalım neler olacak. Arka direk bomboş. Yapmayın çocuklar. Yine out'a gitti. Yine müthiş bir golü. Muslera çıkardı sanıyorum ki. Tekrarını izleyelim. 2 oldu. Evet Muslera. Real Madrid şu anda 2-0 önde olabilirdi. Dikkat etmeliyiz. Daha çok dikkat etmeliyiz. Bravo Muslera. Maçın oyuncusu şimdiden kafanızda belirlenmiş olabilir. Laiç. Sağ tarafa. Mariano. Yürü oğlum. Hızlısın Mariano. Ayağından çok açtın. Sana da isyan etmemek olmaz şimdi. Biraz hazırlık pası yapmamız lazım. Nagatomo. Şikirtel'den ortaya Medel. Medel, Fernando. Fernando'dan Mariano'ya. Mariano'dan Quaresma. Quaresma, Slimani topu istedi ve sakladı. Ortadan giden bir oyuncu var. Sağa vermeyi tercih etti. Mariano, hadi Mariano. Çalım denemesi. Ceza sahası dışına. Ricardo Quaresma! Olmadı. Düzeltiyorum Fernando sol ayağıyla. Çok düzgün bir vuruş. Heyecanlandık ama olmadı. Maçta 3 dakikalık uzatma var ilk yarıda. Topu kazanırsak bir atak şansı olabilir. Yeter ki gol yemeyelim. Son 30 saniye artık. Evet bu topu kazanırsak bitecek. İlk yarı artık bitecek. Dik bitsin. Evet ilk yarının sonucu İstanbul United 0, Real Madrid 0. Diğer maçlarda ilk yarı sonuçları görüntüye geliyor. Juventus Liverpool karşısında 2-0 mağlup. Güzel maçlar olacak. Güzel bir sezon bizi bekleyecek. Şöyle bir kadromuza bakalım kimleri değiştirebiliriz. Quaresma ilk yarıda en etkili olduğumuz isimlerden biriydi bence. Fernando'yu değiştirip orta sahaya Belanda'yı almak istiyorum. Sol tarafta da Valbuena çok etkisizdi. Onun yerine Babel'i alıyorum ve bu şekilde başlıyoruz. Bir oyuncu değişikliği hakkımız daha var. Onu da ilerleyen dakikalarda Barış Alıcı'dan yana kullanacağım. Bakalım genç yeteneği Fenerbahçe'nin bu maçta, bu önemli maçta bir şeyler yapabilecek mi? Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Mariano. Vinicius Junior pası verdi. Modric iyi paslaştılar. Aman Allah'ım! 1-0 gerideyiz. O top Mariano'nun önüne nasıl düştü bilmiyorum. Gerçekten karambol bir gol oldu. Hak etmediğimiz ve beklemediğimiz bir dakikada golü kendi kalemizde gördük. Şok bir gol. Bu dakikadan sonra maçı çevirmek bizim için biraz güç olabilir. Görüyorsunuz. Hatalı bir pas. Orada 6 numara. Kim bilmiyorum ama resmen topu hediye etmiş. 6 numaralı oyuncumuz. Maalesef durum 1-0. Real Madrid lehine Medel. Evet Medel. Yapacak bir şey yok. Taraftarımızın bu takıma destek olması gerekiyor. Hadi Medel. Hatamızı affettirmeliyiz. En azından beraberlik golünü bulmalıyız. Nagatomo. İçeriye doğru. Laiç Slimani topu kontrol etti. Belanda oyuna yeni girdi. Pası verdi. Medel tekrar Belanda'ya. Belanda kaleye baktı. Pası verdi. Quaresma! Ricardo Quaresma! 1-1 oldu. Çok çabuk cevap verdik Real Madrid'e. Golün tekrarı görüntüde. Belanda geriye çıkardı. Tekrar Quaresma'ya. Quaresma çok düzgün bir vuruşla İstanbul United'ı Real Madrid karşısında beraberliği getiren golü attı. Süper oldu bu süper. Çok erken cevap verdik. Ricardo Quaresma 51. dakikada golümüzü attı. Bravo çocuklar. Hadi taraftarımızın da desteğiyle Real Madrid'i İstanbul'dan çıkarmamalıyız. Modric. İkili pres yapıyoruz. Üçlü pres yapıyoruz gereken yerlerde. Lucas. Mariano aldık topu. Hadi bakalım. Laiç.
Laiç, Babel oyunu sağa doğru açtı. Çok güzel oldu bu. Mariano sağ tarafta, Quaresma var. Ama Mariano o topu nereye attı? Valverde oyundan çıkıyor. Toni Kroos oyuna dahil olan isim. Real Madrid'de Javi Sanchez presimiz var. Bu dakikadan sonra Burak Şener takıma 2-3 kişi pres yapın dedi. Baskı yapın dedi. Oynatmayın dedi. Burası İstanbul çünkü. Almalıyız bu topu. Casemiro sol tarafa verdi. Orta, dön kaleye. Dön. Müthişsiniz çocuklar. Harikasınız. Hadi Muslera hızlı. Çıkan oyuncuyu hızlı bir şekilde gördü. Babel'e doğru müthiş bir degaş. Babel topu kontrol edecek. Bekletmeden pası sağ tarafa doğru verdi. Kafayla indirebilir miyiz? Ah, Quaresma indirse güzel bir gol pozisyonu olabilirdi. Medel. Laiç. Laiç'in de şutlarını bekliyoruz. Belanda. Belanda neler yapacak? Laiç'e verdi. Laiç'ten sol tarafa doğru Babel. Bindiren bir oyuncu var mı diye bekliyoruz. Kimse yok. Geç kaldık. Babel tekrar bir pas daha. Belanda vurdu. Belanda Casilla çıkardı. Müthiş bir şut ve müthiş bir kurtarış izledik bu dakikada. Atağımız devam edecek. Quaresma. Laiç yardıma geldi. Laiç ceza sahası dışına. Medel bir kere daha Belanda'ya. Belanda bir vuruş daha. Bu sefer Javi Sanchez korner. Ve 60 dakikalık bölümde maçın en etkili isimlerinden biri de oyuna 15 dakika önce dahil olan Belanda oluyor. Korneri kullanacağız bu sefer, yardımlaşarak kullanıyoruz. Belanda geldi yardıma. Belanda. Ah oğlum ah, Lucas'ta kaldı. Topun üstünden atlayacaktık, yapamadı. Quaresma geriye doğru koşuyor. Belanda onu takip ediyor. Sol tarafa Gareth Bale. Gareth Bale. Bindiren oyuncu var, bırakmamalıyız onu. Lucas tekrar Gareth Bale'e. Sol ayağında orta. Aman çocuklar, aman anlaşmazlık olmasın. Neler yapıyorsunuz? Bu iki oldu. Muslera. Hadi hızlı çıkıyoruz. Hazırlık pasları yapalım. Vida çok yoruldu. Şikirtel sol tarafa. Nagatomo. Nagatomo. Giden oyuncuyu gördü. Laiç. Babel'i kaçırdık. Babel gitti. Babel'e harika bir top. Geliyoruz çocuklar. Slimani. Quaresma'ya doğru. Quaresma ortayı yaptı. El kaldırdılar. Bir penaltı beklentisi vardı herhalde. Ya da offside beklentisi. Göremedim. Spikerlik yaptığım için tam olarak anlayamıyorum. Martin Şikirtel. Medel. Pası tekrar Belanda'ya verdi. Belanda Slimani'ye baktı. Slimani kaçtı. Slimani. Kaleci Casilla. Atağımız devam edecek. Carvalho Başatay'la uzaklaştırdı. Kafayla indirebilir miyiz? Aman Allah'ım. Dikkat edin çocuklar. Çok hatalı bir top. Top bizde kaldı. Belanda. Belanda. Quaresma. Quaresma da kaptırdı. Oyunu durdurup son 20 dakikada bir oyuncu daha değiştirmeliyiz. Martin Şikirtel. Nagatomo. Babel. Babel. Nagatomo bindirdi. Nagatomo'ya doğru. Nagatomo. Nagatomo sol ayağında. Ortayı yaptı. Kimse yok. Yine kimse yok. Atak devam eder mi? Top Gareth Bale'de kaldı. Son 18 dakika artık. Presimiz devam ediyor. Baskımız devam ediyor. Mariano topu kaptı ama hakem faulü belirledi. Olmadı hakem. Olmadı. İstanbul'da Real Madrid karşısında çok iyi oynuyoruz. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Laiç çok yorulmuş. Quaresma'nın kondisyonu yerinde ve biz Barış Alıcı'yı oyuna dahil ediyoruz. Barış Alıcı Quaresma'nın yerine gelecek. Quaresma da ofansif orta sahada oynayacak. Bunu yapabilir, başarabilir inanıyorum. Hadi çocuklar, son 20 dakika artık. Barış oyuna Laiç'in yerine dahil oldu. Takımın en küçük oyuncusu olabilir. En genç oyuncusu olabilir, düzeltelim. Daha doğru bir tabir oldu. Evet, top bizde kaldı. Müthiş boşluklar var. Barış Alıcı. Barış sağ tarafta hızını kullanacak. Paslaşıyoruz. Mariano. Mariano Barış'ın kaçmasını beklemeden pası verdi. Barış'ın presi var. Quaresma'nın presi var. Bu topu çıkarmamalıyız. Orta sahada top bizde kalmalı. Sakin çocuklar. Sakin, sakin, sakin. Modric sağa verdi. Lütfen en azından bir puan alalım. Devler Ligi'ne puanla başlamak istiyoruz. Modric iyi paslaştılar. Carvajal orta yapacak. Orta içeriye. Gareth Bale 15 dakika kala 76. dakikada defans oyuncumuzun üstünden yükseldi ve kafayı çaktı. 2-1 mağlup durumdayız İstanbul'da. İşte çok bekledi. Ortayı yapacak Carvajal. Öyle bir orta yaptı ki kafaya kalkamayan oyuncumuz 2 numaralı Mariano sanıyorum ki. Sağlık olsun. Bunları inceleyeceğiz. 2-1 gerideyiz. İstanbul'da beklemediğimiz bir skor var. Takımımız yetersiz mi? Bunlar da tartışılacak ilerleyen zamanlarda ama biz ruhumuzla oynayacağız. Belanda. Hadi çocuklar, Vida, Belanda. Sağ tarafa Barış'a. Barış bindiren oyuncumuz var. Slimani'ye doğru harika bir top. Slimani yerden ortayı yaptı. Uzaklaştırdılar. Hatamız devam edecek. Hadi çocuklar. Quaresma.
Quaresma geriye doğru. Medel. Medel'den Babel'e. Babel bir çalım deneyecek. Babel çalımı attı. Babel. Babel pası verdi. Vur. Ah olmadı. Son anda müthiş bir müdahale geldi ve topu da kaybetti Nagatomo. Ama hatasını da telafi etti. Geliyoruz çocuklar. Beraberlik için geliyoruz. Slimani. Quaresma. Quaresma gitti aradan. Harika. Harika. Direkten döndü. İnanılmaz. Şans bizden yana değil bu dakikada. Olacak iş değil sayın seyirciler. Oyuncu değişikliği var. Karim Benzema giriyor. Mariano'nun yerine topumuz direkte patladı. Nagatomo taçı kullandı. Ortaya geliyoruz. Babel orta. Hadi bitir bu işi. Barış Alıcı %100 gol pozisyonunu out'a attı. İnanılmaz. Harika bir orta. Müthiş gol pozisyonu Barış. Yapma oğlum, yapma çocuğum. Yapma bunu. Gerçekten yapma. 10 tane şutumuz var. Real Madrid karşısında artık son 5 dakika. Javi Sanchez. Topu kazanıp acilen bir atağa kalkmalıyız. Kazandık ve atağa kalkıyoruz. Kaybettik maalesef. Modric. Modric top bizde kaldı. Martin Şkirtel. Hadi çocuklar. Sol tarafa. Yürüyün çocuklar. Bindirin çocuklar. Geliyoruz. Bekle. Sağa at. Barış Alıcı. Barış at çalımı. Vur plaseyi. Barış sol ayağıyla. Olmadı. 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 Maalesef Barış'ın sol ayağıyla denediği plase de out'a gitti. Çok iyi pozisyonlu fakat Barış'tan çok daha fazlasını bekliyoruz. Onun yapacaklarına inanıyoruz. Slimani pres yapıyor. Basın çocuklar. Hadi beraberlik golünü atacağımıza inanıyorum. 2 dakika var ama bunu bulacağımıza inanıyorum. Al bu topu. Al bu topu. Al 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 al. 2 dakika var. Eğer hakem maçı bitirmezse şuradan bu topu almayı başarabilirsek bir atak daha yaşayabilir miyiz? 3 dakika. Geldiler ve kaleci Muslera 3. golü yememize engel oluyor. Modric. 2 dakika var. Hadi bu maç bitmedi daha. Hadi çocuklar, 1 dakika daha var. Geliyoruz. Quaresma, Barış Alıcı. Yürü oğlum, yürü. Sağ tarafa doğru harika bir top. Ama maalesef ve son dakikada da Barış'ın yaptığı bu pas da başarılı olmuyor ve kaybediyoruz. Sağlık olsun. Herhalde maçın oyuncusu da Gareth Bale olacak. Attığı kafa golüyle 29. dakikada çok tehlikeli gelmişlerdi. Modric, Muslera kurtardı. İlk maçımıza mağlup başlıyoruz ama çok keyifli bir maçtı. Ben çok keyif aldım. Real Madrid belki de turnuvanın en güçlü takımlarından biri karşımıza çıktı ilk maçta. 11 şut denedik. 5'i kaleyi buldu. Real Madrid'in de 8 tane şutu vardı. Bunların birçoğunda da Muslera başarılıydı. Oyuncu reytinglerine bakacak olursak 8.4 ile Quaresma maçın oyuncusu olmuş. Attığı gol. Asistimizi de Belanda yapmış. Barış Alıcı girdikten sonra birkaç net gol pozisyonuna girdi. Fakat 6.1 ile maçı kapattı. Evet. O zaman şöyle yapalım. Maçın en iyi oyuncusunu seçin ve bir sonraki hafta oynaması garanti olsun. Maçın en kötü oyuncusunu seçin. O da gelecek hafta oynamasın. Oynamasını istediğinizde bir oyuncuyu ekleyin. 3 tane oyuncu önermenizi istiyorum. En iyi oyuncu, en kötü oyuncu ve oynamasını istediğiniz oyuncu. Hadi bakalım. İlk maçımızda mağlup olduk ama Devler Ligi daha çok uzun soluklu bir turnuva ve bu turnuvada da dünyanın en güçlü takımlarına karşı oynayacağız. Efsanevi zorluk derecesi yeterli mi, yetersiz mi? Düşürmeli miyiz, yükseltmeli miyiz yoksa bu ayar iyi mi? Sizlerden yorumları bekliyorum. İşte Devler Ligi'nin ilk ikinci haftasında da Liverpool'la Milan karşı karşıya gelecekmiş. Müthiş maçlar olacak. Unutmadan puan durumunu ve bu haftaki maçların sonuçlarına da bir göz atalım. Barcelona, Liverpool, Bayern Münih, Olympiakos, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea, Roma devam ediyor. İlk maçlarını kazanmışlar. Yalnız Olympiakos kimi yenmiş merak ediyorum. İşte sağ tarafta sonuçlar var. Barcelona Tottenham'ı 2-0 yenmeyi başarmış kendi evinde. Olympiakos Paris Saint-Germain'i 2-1 yenmiş. Turnuvanın bence favorisi Paris Saint-Germain. River Plate 1-0 mağlup. Evet, ikinci haftada da 15 Ağustos'ta da İstanbul United River Plate karşılaşmasını izleyeceğiz. Tekrardan görüşeceğiz o zaman. Videoyu beğenmeyi ve kırmızı kepe abone olmayı unutmayınız. Abone olunca da zile basarak bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Instagram hesabımızda devam eden bir FIFA 19 çekilişi var. Ona da mutlaka katılın. Ayın 4'ünde çekilişi yapacağız ve kazananı da sizlere duyuracağım. Tekrardan görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın.
geriye baktı, pası verdi. Quaresma, Quaresma! Ricardo Quaresma 1-1 oldu. Çok çabuk cevap verdik Real Madrid'e. Golün tekrarı görüntüde. Belanda geriye çıkardı. Tekrar Quaresma'ya. Quaresma çok düzgün.